Evet beyler, bugün sizlerle Amerikanların P51 D10 uçağıyla oynayacağız. Premium bu uçak istek üzerine geldiği için premium bu uçakla oynuyorum. Şöyle görüyorsunuz, sağ tarafta 4.3'te görebilirsiniz. Hızı 710 km bölü saat, 4.3 bir yerde bulunuyor, gayet iyi. Turn time'ı 22 saniye idare eder ve rate of climb'ı da düşük, 18.9 saniye. Fakat çok övmüşler, özellikle bir tane de video gördüm. Bakalım ne yapacağız? Şimdi oyuna giriyoruz. Ben de yani 2-3 kere falan kullanmışımdır. Paket halinde satın aldığım için bu premium uçağı kullanmadım. Evet, herkesin havada başladığı bir yer. Şöyle yeşil alalım. Burnumuz yeşil olduğu için biz de yeşil alalım ve 10 saniye sonra yaklaşık oyuna başlayacağız. Herkes burada havadan başlıyor şansımıza. Karşı takımda yerden başlayacaklar diye tahmin ediyorum. Minimum yakıt aldık. 800 metre aşıtma ve Universal aldık. Attığımız yeri görelim diye. Evet, hava biraz kapalı. Mümkün olduğunca tırmanıyoruz şimdi. Şöyle bir bakalım takıma. D5 var en kötü. Mustang versiyonu kendi BR'ına göre elbette. Evet, gitmiş. D25 bomba almış. D18 zaten bombardıman. B25. F190 F8 bomba almış. A5 pot almış. A4 pot almış. Yani ne desem bilmiyorum bu takıma. Karşımızda da İngilizler ve Sovyetler var. Özellikle şunlar. Ve Japonlar ve İtalyanlar, bayağı güçlü bir takım var. Evet, karanlık bir harita. Benim çok sevmediğim harita tipi. Çok yaşamayız gibi geliyor. Fakat uçağı çok övdükleri için oynayacağım. Şöyle görüyorsunuz, D10 yani çok iyi diyorlar. Bir video izledim yabancı bir kanalın. Onda da 5 tane kill yapıyordu sadece bu uçakla. Şöyle kokpitin içerisinden de göstereyim, istersem ışıkları kapatabilirim. Gördüğünüz gibi gayet güzel tasarlanmış. Simülatör içinde gayet güzel. Arkanızı görebiliyorsunuz. Şöyle oksijen seviyesi. Çok karanlık, farkındayım. Şu da ön panel. Evet, bu şekilde gözüküyor. 300'ü geçemiyoruz bile tırmanırken, fakat bayağı bir eğim verdik ki çok da eğim vermemişiz aslında. Fakat 4.3'te olduğunu unutmayın. Evet, bir sonraki video M264 olacak. O da istek üzerine geldi. Evet, karşımızda J2M varsa bayağı bir zorlayacak bizi. Evet, aşağıda iyi bir savaş oluyor. B6'da, evet, görüyorsunuz ne kadar dandik bir takım. Direkt bombardımanlara gidiyorlar. Yer seviyesinde, havada da gitmiyorlar. Evet, şurada da D5 versiyonu var. Evet, başka da P51 yok. Yani takip edebileceğim bir P51 yok. Beraber oynayabileceğim. Evet, B6 da gitti. Oralarda takılıyorum. Umarım karşı takım da biraz noob'dur. Şu an iki oyuncular eksildi. Fakat ikisi de bombardımandı. Şöyle tekrar tırmanışa devam. Her an bulutlardan düşman uçakları gelebilir. O yüzden ben tırmanmaya devam ediyorum. Evet, görüyorsunuz hemen burada LA-7'ler, gördüğünüz gibi sürekli durumsal farkındalık içerisinde olmalısınız. Evet, çok kötü attık. Sorun değil. Uçağı kaybetmeden, gözden çıkmadan. Evet, ilkini aldık. Şuralarda da o A7M geliyor. Şunu alabilirsek bizi fark etmemiş olabilir. Evet, görüyorsunuz ne kadar A7M1'miş.
Evet, bu arada evet. 261. Evet, arkamızda düşman olabilir ve evet A7M'ye gelmiş bile, artık çok şansımız yok ve direkt alıyorlar. Evet, D10 ile oynaması bu şekildeydi, direkt savaştık, çok kısa bir savaş oldu fakat sadece göstermek istemiştim D10'u. Gayet hantal bir uçak, notlarımı da düşeyim. Hiç de güzel değil açıkçası. Gayet, yani dönüşlerde yüksek olsun, düşük irtifa olsun, gayet ağır ve hantal bir uçak. O yüzden tavsiye etmediğim premium uçaklardan biri. Zaten ben de 3-5 kez oynamıştım daha önce de belirttiğim gibi. Ve yine premium olduğu için gayet de iyi bir para kazandık. Fakat bu uçağın maliyeti biraz yüksek geldi bana. Şöyle görüyorsunuz, premium uçak olmasına rağmen 4.3'te yaklaşık 5000 gümüş aslanlık bir maliyeti var ki zaten gelen para da şu kadar bir şey. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz olursa yorum olarak belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beyler.